Gençler gelin, hep birlikte kendi geleceğimizi kendimiz inşa edelim. Yarın, yarın Allah herkese uzun ömürler versin. Ama hayatın takdiri, kaderi ilahi. 10 yıl sonra, hadi bilemedin 15 yıl sonra aramızda olma ihtimali düşük olan insanların bizim gelecek 30 yılımızı, 50 yılımızı şekillendirmesine müsaade etmeyelim. Kendimiz yapalım. Biz yapalım bunu. Bizde bunu yapabilecek bilgi var, birikim var, proje var, kabiliyet var. Ama bir an önce artık bu köprüden önceki son çıkıştan çıkmamız lazım. Öyle bir noktaya geldik ki yarın kurgulanan dünyada ben hep şöyle anlatırım. Bir köleler olacak, bir de efendiler. Köle mi efendi mi olacağımıza biz karar vereceğiz. Savaşta esir düşenler, ağır suç işleyenler, borcunu ödemeyenler, eskiden bir şeyler yapanlar yaptıklarının sonucunda köle oluyordu. Günümüz dünyasında bir şey yapmayanlar köle oluyor. Böyle bir durumdayız. Böyle bir dönemeçteyiz. Kendimize ait neyimiz var? Bakın, Huawei'in kurucusu Ren Zhengfei bir cümle kullanmış. Cümleyi size aynen aktarıyorum. Kendi altyapısına sahip olmayan ülkeler ordusu olmayan devletler gibidir. Telekomünikasyon ekipmanları bir güvenlik meselesidir. Şimdi böyle bir dönemeçteyiz, böyle bir uçurumdayız, böyle bir durumun kenarındayız. Ve biz bir gelecek inşa etmemiz lazım. Bu geleceği inşa edecek gençleri ve çocukları kendi hayallerini hayata geçirebilecekleri noktada özgür ve serbest bırakmak istiyorsak Bağımsız Türkiye Partisi ile bir ve beraber olmak zorundayız. Bunun dışında hiçbir çıkar yolumuz yok.